Geç bakalım. Al bakalım. Dostum provası yapmam lazım. Beni bekleyin, tamam mı? Tamam. Ama çabuk ol, yemek yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Niye? Bugün kızı aldın. Söylediğin saatte geldin. Alışverişe çıktık. Buradasın. Yapmam gereken şeyler yapıyorum. Önemli değil. Torbaları hemen mutfağa götüreyim. Peynir falan var, korkmasın. Sen onları tezgaha bırak, kadın halleder sabah. Hemen gitmem lazım. Hemen geleceğim güzel kızım, tamam mı? Anne. Kızım, annen nerede? Annen gelecek şimdi. Aç şunu Berna, ne olur yavrum aç, hadi aç. Kime bakmıştınız? Felişe ile görüşecektim. Olay neydi hanımefendi? Hanımefendi benimle konuşmaya geldi. Ben onu tanıyorum. Biraz konuşacağız. Bir ücret ödemem gerekiyorsa hemen öderim. Sen burayı yanlış anlamışsın. Burada öyle muhabbet ortamı yok. Bayana yardımcı olun çıksın. Yarım saat. Bakın konuşmam lazım. Parası neyse veririm. Şimdi işler öyle yürümüyor. Ne oluyor burada? Atıl. Sen karışma, ben halledeceğim. Seni şöyle dışarı alalım, ne derdin varsa git kocanla gör. Biz biraz konuşacağız. Parasını verecek. Sen geç yerine. Sana yerine geç dedim. Konuşun ne konuşacaksanız, yarım saat. Ben de seni bekliyordum. Ben ilk öğrendiğim zaman kocam bir evlilik krizinde. İğrenç bir kaçamak yaptı. O da bütün erkekler gibi ucuz ve basit şeylerin peşinde diye düşündüm. Sara ne oldu? Ucuz basit şey. Ben buraya sana hakaret etmeye veya senden hesap sormaya gelmedim. Sadece anlamak istiyorum. Ben kocamı tanıyorum. Bu basit bir kaçamak değil. Kocam çok iyi adamdır. Sevgi doludur. Yalan söylemez. Yani söylemezdi. Bütün bunlar, pavyonlar, aldatmalar bizim hayatımızda olamayacak kadar çirkin şeyler bunlar. Ama artık buradasın. Önce kocam, sonra sen. Kimse burada olmak istemez. Buraya düşer. Benim de hayatımda bu kadar çirkin bir şey yoktu. Ama oldu.
Ben buraya seni merak ettiğim için geldim. Kocam senin için neleri tehlikeye attı biliyor musun? Evliliğini, işini, ailesini. Bizi bir görsen, evimizi, çocuğumuzu. Bunlar insanın hayatta kolay vazgeçebileceği şeyler değil. Sen kocanı gerçekten tanıyor musun? Otelde bastıktan sonra bana bitti dedi. Yeminler etti. Benden bir şans daha istedi. Ben çok üzgünüm. Senin kocan evliliğiniz. Hiçbiri benim suçum değil. Ben bunlar olsun istemem. Kimse benim yüzümden üzülsün istemem. Ben karar verdim. Ben sana yardım edeceğim. Yardım edecek misin gerçekten? Gerçekten. Senin bir çocuk var. Benim yüzümden üzülsün istemem. Ben Tolga'yı son kez göreceğim. Konuşacağım. Bir daha buraya asla gelme diyeceğim. Bu iş bitti. Evine dön diyeceğim. Sen merak etme. O vazgeçecek. Neden yapacaksın bunu? Çünkü o senin kocan. Benim için sadece bir müşteri. O ya da başkası fark etmez. Aç. Söyleme. Buraya gelsin. Sen de evine dön. Kocanı bekle. Ben onu sana göndereceğim. Ben burada beklerim. Konuşursunuz, eve birlikte gideriz. Son konuşma. Sonra bitecek. Hep senin olacak. Delireceğim şimdi Ferici. Saçma sapan şeyler oluyor. Berna gelmiş. Seninle konuşmamı istedi. Ne oldu sana? Ha? Sevgilim? Sen beni bir daha görmeyeceksin. Seni istemiyorum. Bunu söylemek için canlı. Bunu sana kim yaptı? Lütfen söyleme. Karım geldi. Adamlara para verdi. Çok para. Adamlar beni buraya getirdiler. Dövdüler. O bana bağırdı. Bu dedi. Ben Tolga'yı aşım dedi ve o da dövün dedi. Nasıl olur bu ya? Ben de öyle bir şey yapmazdım. O çok kızmış. Tolga bir daha asla görmeyeceksin dedi. Ben şimdi arıyorum. Hayır. Lütfen yapma. Adamlara para verir. Adamlar beni öldürür. O öyle dedi. Ne yapacağım? Korkuyorum. Yapmayacaksın. Ben yapacağım. Seni buradan çıkaracağım.